Çocuk 7,5 yaşına kadar babayla birlikteydi. Anne daha sonra bir özel televizyonda programa çıkarak çocuğunu göremediği iddiasıyla velayetin değiştirilmesi davası açtı. Daha sonra Çorlu'da düzenlenen bir sosyal inceleme raporuyla mahkemeye sunarak bu raporu çocuğun velayetini geçici olarak anne aldı şu anki mahkemede. Ama şu an bu mahkemeyi takip etmediği için dosyamız işlemden kaldırıldı. Eğer anne dava yenilemezse dava hiç açılmamış sayılacak. Evet, davacı olduğu için davaya katılması zorunluydu. O yüzden şu an dava işlemden kaldırıldı. Eğer anne davayı yenilemezse dava hiç açılmamış sayılacak ve çocuk tekrar babaya teslim edilecek. Kızım doğduğu günden bu yana hep bizim yanımızdaydı. Kanuni sorumlulukların yanı sıra tabii ki kişinin ebeveynlik sorumluluklarını da taşıması gerektiğini düşünüyorum. Böylesi bir davayı açıp bugün davaya katılmaması şahsi kanaatimce ne beni ne de kendisini değil ama en çok çocuğu hırpalayacak bir sürece dahil olmamızı sağladı. Birçok haberler görüyoruz televizyonda, emsal kararlar çıkıyor. Bizim vicdanen kabul ettiğimiz bir takım hukuksal bir süreç vardır. Bir de vicdana aykırı bir süreç vardır. Şu an ve şu ana kadar süren her tutumu, her yaklaşımı insani vicdana aykırı bir tutumdu. Bu sürecin hızlıca ilerlemesi için gerek avukatım, gerek şahsım, gerek ailem, gerekli olan her yasal mücadelemizi veriyoruz. Çocuklarımızı inat uğruna kullanmayalım. Çocuklarımızı şahsi inatlarımıza alet etmeyelim. Bu bir çocuğun yetişmesi ya da yetişmesi hususundaki zorlukların süreçleri biz ebeveynler için kolay olmuyor. Her çocuk birçok imkana sahip olarak büyümüyor. Ben bir baba olarak evladım hususunda vicdanım rahat bir şekilde ebeveynliğim hususunda kendimi savunabilecek derecede bir insanım. Her şeyden öncesi 7,5 yıl bakmış olduğum evladım için mücadele veriyorum. Hiçbir zaman adalet şaşmayacak. Önemli bir izlenim olacak. Emsal bir dava olacağına inanıyorum. Ama kızımın annesinin çıkarları doğrultusunda kullanılmış olması da bir baba olarak en çok da beni yaralıyor. Adaletimize güveniyorum. Sistemimize güveniyorum. Umut ediyorum ki yakın bir süreçte ben tekrar evladıma kavuşacağım. Yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Yapmayın ya. Tekrarlandı. Şu an hakim hanımın bilgisi var çocuğun bizde olduğuna dair. Biliyor. Bir tıpa gidecek için. Çocuk. Çocuk medik okuluna gidecek. Ya. Yapma. Vermeyin bak. Bak. Benim abiler ben anneme gizme gizlemiyorum. Yapmayın ne olur ya. Anne baba değil misiniz ya? Yapmayın Allah rızası için ya. Yapmayın ya. Kızım ağlama. Gitmesin ne olur ya.